Niye bütün bu risklere rağmen, tehditlere rağmen ben sahada bu çalışmaları yapıyorum diye kendinize sorduğunuz zaman şöyle bir geriye bakın. Neler başarmışsınız neler? Bu ülke neler başarmış? Ama bütün bunlar dediğim gibi sizlerin hep söylüyorum sevap hanenize yazılıyor. Bu sadaka-i cariyedir arkadaşlar. Neden? Çünkü sizlerin bu çalışmaları sayesinde bu ülke hem ekmeğini büyütüyor, hem özgürlüklerini büyütüyor. Ben size bir soru sorayım. Hemen yanı başımızda Suriye var. Ta düne kadar oradaki Kürt kardeşlerimize nüfus cüzdanı dahi verilmemiş. Nüfus cüzdanı dahi yok. Peki Suriye'de PKK terörü var mıydı? Eğer hakikaten bizim yani eğer sorun, eğer şiddetin sebebi Kürtlerin hakkı, hukukuysa, Kürtlerin özgürlüğüyse, kültürel haklarıysa, yıllarca kimliği dahi verilmemiş, vatandaşlığı dahi kabul edilmemiş, vatandaş yerine konulmamış, Suriye'de Kürtler yok muydu? Sayın Başbakanımızın tabii ki müdahalesiyle, çabalarıyla, defalarca yani girişimleriyle ya bu kardeşlerimizi tanıyın, onlara kimlik verin ya, kimlik. Ancak o sayede bu son tabii sıkıntılarla birlikte bu oldu. Şimdi ben şunu soruyorum. Eğer sebep, şiddetin sebebi Kürtlerin hakkı, hukuku ise, özgürlüğü ise, Türkiye'de bu kadar temel hak ve özgürlüklerde bu kadar genişlemenin yaşandığı, bu kadar iyileşmenin sağlandığı bir dönemde neden şiddet artıyor? Neden terör artıyor? Çünkü AK Parti ile birlikte biz dedik ki hepimiz Müslümanız. Hepimiz kardeşiz. Allah-u Teala bizi farklı farklı yaratmış olabilir. Farklı etnik kökene sahip olabiliriz. Ama dedik ki bu farklılık değil. Bu bir zenginliktir. Bu bir tehdit değil. Bu aslında bize güç veriyor. Ve biz bu kardeşliğimizi ve kardeşlik hukukunu biz ne yaptık? Tanıdık. Hatta o 90'lı yıllarda veya öncesinde şu veya bu şekilde terör nedeniyle mağdur olan bütün kardeşlerimize biz ne yaptık? Sadece manevi olarak yaralarını sarmakla kalmadık. Maddi olarak da terör tazminatını biz getirmedik. Terör tazminatı adı altında katrilyonlarca para, evet çok ciddi paralar ödendi. Yani devlet olarak, AK Parti hükümetleri olarak biz sadece şunla yetinmedik. E tamam geçmişte hatalar yapıldı, artık şimdi ileriye bakalım demedik. O hataları telafi etme yoluna bile gittik. Temel hak ve özgürlükleri her alanda arttırdık. Şimdi AK Parti bunları yapmışken, eğer hakikaten dertleri hak ve özgürlüklerse, demokrasi ise, Kürtlerin hakkı ise, örnek olarak söyleyeyim, eğer dert buysa ne olması gerekir? Şiddetin azalması lazım değil mi? E çünkü bir hükümet gelmiş, arkasına milletin desteğini almış ve kardeşlik hukuku içerisinde herkesi kucaklamış. Herkese hizmeti, herkese özgürlüğü ne yapmış? Artırmış. Belki her şey mükemmel değildir. Ama şu son 10 yılda yapılanları siz görmeyeceksiniz. Hiç adım atılmayan dönemde bile şiddetin dozunu azaltmışken, hiç hakkın olmadığı yerlerde asla şiddete başvurmamışken, tam da özgürlüklerin arttığı, ülkenin güçlendiği bir dönemde, hem ekmeğini büyüttüğü, hem özgürlüklerini arttırdığı bir dönemde siz kalkacaksınız, şiddeti artıracaksınız. O zaman akla şu geliyor. Bunların hakla, özgürlükle bir alakası yok değerli kardeşlerim. Zaten olmamıştı.
onların derdi başka. Bakın Türkiye 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında Türkiye'de terörün en az olduğu dönem değil mi diye sunuluyor. İlginç bir şey, o dönemlerde Türkiye'nin de en zayıf olduğu bir dönem. Kendi iç krizlerini yaşadığı bir dönem. İlginç değil mi? Ne zaman ki Türkiye bölgesel anlamda, küresel anlamda, ekonomik olarak ve siyasi olarak güçlense hemen tabii ki harekete geçiyorlar. Bu da akla bunların taşeron olduğunu hakikaten getiriyor. Bakın çok basit bir mantık. Hiçbir hakkın tanınmadığı Suriye'de böyle bir mücadele olmamış. Türkiye'nin zayıf olduğu dönemlerde bile böyle bir konu gündemde değil. Ama ne zaman Türkiye güçlense, ne zaman Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör haline gelmeye başlasa hemen terör azıyor. Bu şu, akla şunu getirmiyor mu? Terör kime hizmet ediyor? Terör kime hizmet ediyor? Şiddetin kime ne faydası var? Kantar Köprüsü'nü yapan, diyelim ki firmanın makinelerini yakmanın Kürtlere ne faydası var? Batmanlı kardeşlerime, Batmanlı hemşehrilerime ne faydası var? Ben geçen sene